Anam, dişime göre bir şey gelmiş. Tipe bak. Selam. Pıtrak temizliği. Anneciğim, sen bunu nerene sığdırdın bu kadar pıtrağı? Pıtıraklar çıkmış. Bu pıtıraklar çocuktan çıkmış. Yoğun bir pire enfestasyonumuz var bu arada. Sokaktan sahiplenmişler galiba. Evet. Sahipleniyor, yaklaşık yarım saat olmuş. Yavru panda. Normalde böyle durumlarda yaklaşık 3-5 gün arası bir takip isteriz. Ama köpeği de tüysüz. Tabii ki böyle dikenli görünüp dikenleri almadan bırakmak istemedik. Aldık ama ayrıca muayenesini de ufak tefek yaparken pireye rastladık. Şimdi bir dış parazit uygulaması yapacağız mecbur. Diğerleri için bekleyeceğiz. Diğerleri için biraz daha takip isteyeceğiz. 5 gün kadar falan yani bir süreç olacak. Orada dışkıyı gözlemleyecek. Hareketlerini, kusması var mı vesaire, bunları gözlemleyecek. Ona göre yeniden bize gelecek randevu alarak ve devam edeceğiz. Ağzımı kolumu gösterelim. Şu diş etine neden basıyorsunuz diyenler oluyordu. Kapiller dolum süresi bizim için özellikle dehidrasyonda belirleyici bir faktördür. Şöyle gösterirsin tekrardan. Evet, bu çocukta bakın birkaç saniye. Yani aradığımız referans aralığında. Bazen basıyoruz 4-5 saniye sonra kendine gelebiliyor. Renk grupta evet. Çok fazla anemik ve dehidre olduğunu gösteriyor. Elini yerim seni. Salak, burnu çamur içinde. Galiba tarla gibi bir yerden. Belli. Burada toprağın içinden gelmiş. Asfaltta olamaz muhtemelen. Bundan da pıtrak koysalarmış keşke. Ben gideyim konuşayım. Ya çok salaksın. Bu videonun bir amacı yok. Yine aldığınız bilgiyi aldınız aslında da. Öyle amaçsız daldım buraya. Ya senin nasıl bir kafan, nasıl bir suratın? Ama çok var. İri olacak büyük. Evet. Çok. Kesinlikle. 900 gibi olacak. Sanırım böyle kalacağını düşünerek almış olabilirler ama sürpriz olacak sahibine. Çaktırmayalım sahiplerine. Küçük ırk ya bu. Tabii bu küçük, bu kadar kalıyor bu ırklar. Sen kendini böyle mi pazarladın? He? Ben bu kadarcık kalacağım, çok sevimli olacağım hep diye mi pazarladın? Muhtemelen bir golden büyüklüğünde olacak. Evet, görüntü. Daha fazla iri olmaz bize dişi. Aynen. Ya nasıl bir masum bakış. Yavrum benim. Muhtemelen şu an ekmek, yaş, mama falan yok mu abi diye bakıyordu. Yeni sahiplenmişler yarım saat yavrum. Önce. Muhtemelen aç. Şimdi sana mama versek oho bayram edersin de. Şimdi vermeyelim anneciğim. Arabada kusarsın. Miden boştur şimdi. Zaten verecekler birazdan. Uy. Gıdığını sevince nasıl yaslıyor kafayı? Anam! Bak şimdi. Direkt bu tarafa döndüreyim. Çok mu seviyorsun sen yanaklarını sevinmesini? Don Billy. Evet, buradan kime sesleniyoruz? Kesinlikle bu bilinçlendirmeyi yapman lazım. Buradan sokak köpeklerine sesleniyorum. Yalak olun. Bunun gibi. Güzel gösterin kendinizi. Böyle masum rolü verdiğiniz zaman sizi sahiplenirler. Değil mi? Senin içinde ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Böyle paçasını kafaya sürterek. Evet. Çok sevimli güzelsin. Bir tip ya. Oy, ama çok pireli. Şu pıtrağı alayım mı şuradan? Patiklere bak. Hasta sahibine onay gelsin. Dış parazitini de yapacağız şimdi. Çok tatlısın sen ya. Boyutumuz şu kadar. İki karış boyu var. Ben erişemedim en üst kata. Şu anı çekmek evet. İstiyorum. Chucky yükseklere erişemiyor. Chucky. Onaylandı mı? Onaylandı tabii. Güzelliğim. Kilosuna bakmadık mı? Ufaklık bu arada randevusuz gelmiş. Evet. Hani bilgilendirme adına söylüyorum. Bu çocuk için değil tabii ki. Bu gibi durumlarda randevusuz gidilmesi lazım. Çünkü çocuğun bir sağlık problemi var mı yok mu görmek lazım. Ama genelde veteriner ziyaretlerinizde sokaktan bulunup bize getirilmiş çünkü bunun hikayesi bu. Genellikle veteriner ziyaretlerinizde kesinlikle randevu alın. Randevulu çalışsın çalışmasın. Ay kıyamam sana. Nesi acaba? Sıkıyor kendini. Gayet kurmama yiyecek potansiyeli. Dişler evet güzel gördüm ben. Nasıl dişler de çıkmış. O da gayet iyi. Dişler baya baya iyi. Kaç kiloydu? 3.3 müydü? 3 küsür attı ya. Evet. Küsür at aklımda kalmadı.
3.6. Tosun olmuş ya. Ben uygulamasını yapıyorum. Tamamdır. Haydi geçmiş olsun bakalım. İsim koymuşlar mı? Yok, atsız. Ya pıtırak koysunlar, söyleyeyim bence ya. Pıtırak pıtır, çok güzel. Pıtır koysunlar. Pıtır. Ha, pıtır daha güzel. Evet. Pıtır kızı. Pıtır, petek. Pıtır pıtır bir şey olması lazım. O da umaşır o. Yo, o olsun. Zeytin koymasınlar, ne olur. Ya lütfen, ya da kömür. Gölge. Kömür, gölge, zeytin. Gece. Evet. Ha, gece var. Ya siyah çocuk görünce lütfen zeytin, kömür, gece gibi isimlerden vazgeçin ya. Biraz yaratıcı olun. Lütfen. Her şey duymuşum. Mesela kinoa kara koyulabilir. Ha? Kinoa. Kinoa. Güzel. Kinoa için de böyle dımbıl bir şey lazım. Kinoa şey değil mi? Minik yuvarlak tane tane tohumlar olur. Diyet veririm. Yoğurda karıştırarak yemeyeyim. Suyu görünce şişen. Evet. Evet. Bulgurum su vari. Ecnebi bulgurum. Evet. Ya. Pıtrak. Fındık mı diyormuş? Ayı gelmiş. Ya çok güzelsin sen ya. Sırırım senin kafanı. Sizi halledebilir miyim içeriye? Ensede daha var. Şey. Ama ense zaten görünmüyor. Tüyler kapandı. Bebek kordonun olduğu yere. Umbilikal boşluğu mu diyorlarmış? Evet. Alopesi diye. Ya mantar neyse. Memeyi lezyon diye getiren de var. Şey, memeyi sivilce diyen. Evet, memeyi sivilce diyen asıl sahibi var. Evet. Hayvanların, kedilerin ve köpeklerin, erkeklerin ve dişilerin memeleri var. Yani bende var. Metin'de de var. Ha, öyle göbek de var. Yani. Şaka bir yana 5 tane, 5 takım daha doğrusu memeleri var bu çocukların. Bunu bilmeniz gerekiyor. Böyle minik minik sivilce gibi küçük uçları var. Onları lezyon sanarak getiren çok hasta sahibimiz var. Şimdi de bir göbek deliği, umbilikal delik lezyonu vardır böyle hafif. Onu yara sanmışlar. Bu böyle kalacak muhtemelen. Yok, bu yavru olacak. Ne olacak? Bloodline olacak. Bu küçük ırk ya. 0 numara street dog. Westyle lan öyle yani. Aslında tarla mı zincisi? Yüzsüz hali. Tarla köpeği. Ne sorusu ya? Lan gelmiş yab ya dayan ediyor yani. Ulan diyor. Çok güzel çok. Çok tatlı işler ya. İşler baya çıkmış. Ağzını yüzünü yerim ben bu çocuğu. Oh. Evet efendim, çok güzel bir videoya tanık oldunuz şu an. Çocuk sokaktan sahiplenilmiş, adam akıllı bir tane köpek işte. Şu an bu çocuğu, hakikaten bu çocuğu pet shop vitrinine koyulabilir aslında. Pet shop vitrininde olsa şu çocuk temiz iki kağıdı okutulur yani. 2000 liraya. Evet. Yani gidip pet shop'tan şöyle şeyler sahiplenmeyin lütfen. Aha da işte golden boyutlarında, golden gibi oyuncu, tüylü bir tane yavrucak. Ense damlası var ablası. Götünü sev. Ya valla konu mankenliği yapıyor, gerizekalı tipe bak. Panda ya, panda yavrusu. Satın alma, sahiplen diyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, görüşmek üzere.